Canavar. Açık denizlerdeki enginiz koç topraklarında devasa bir canavar beklermiş avını. Bir gün gelmiş cesur vikingler. O canavar gerçekten de var mı? Çok mu büyük? Aslında bunu kimsecikler bilmiyor. Şu ana dek onunla karşı karşıya gelen herkes bir daha hiç görünmemiş. Çünkü onu şöyle derler. Koca ağızlı besi. Ama biz vikingleriz. O canavar bize bir şey yapamaz. Onu kimse alt edemez derler. Doğaüstü güçlere sahip bir yaratıkmış. Ondan kurtulmanın tek yolu da karnını doyurmakmış. Hem de durmadan, hiç durmadan doyurmak. Kes şunu Irop, moralimizi bozuyorsun. Çok haklısın Snor. Bizim mutlu olmamız gerek. Gemi ağzına kadar erzakla dolu. Onu alt ettiğimizi öğrenince Sven'in yüzünün alacağı hali düşünün. Evet, altına rastlamamış olabiliriz ama leziz peynirlerden oluşan bir hazine bulduk. Üstelik de taze sütten yapılmış. Evet. Geç başımdan mı? Bizler filekli vikingleriz. Bu kutu nasıl açılıyor ki? O çirkin şeyi neden aldın sen? Oturma odamıza çok yakışacak. Eminim İlvan'ın hoşuna gider. Görünüşe bakılırsa bir fırtına yaklaşıyor. Sığınacak yer bulalım. Canavar! Canavar! Herkes kalksın Ömer! Onu doyurursak yiyemez. Vikingler hücum! Hepsini atın. Onu da doymak bilmiyor. Baba, biraz onu da kendimize saklamamız gerek. Çok haklısın evlat. Bunu da istedi. Anneciğim, anneciğim. Hadi kalk baba, şuna bir baksana. Evimize geldik mi çocuklar? Durun sizi tanıştırayım. İşte bu bizim canavar. Ama ben daha kahvaltı edemedim ve yiyecek bir şeyimiz de kalmadı. Küçük bir karides tuttum. Gel buraya. O benim. Aferin size çocuklar. Bu sayede sonsuz fıçımızı da kaybetmiş olduk. Şimdi erzak almak için karaya çıkmamız gerekecek. Öylesine acıktım ki hayaller görmeye başladım. Gel buraya, gel buraya. Korsanlar. Ne? Olamaz. Küreklere asılın. Ateş! Hey, kaçkına çocuklar,
asılın küreklere. İndir beni aşağı. İçinde ne tür bir hazine varmış bilmiyorum ama çok kötü kokuyor bu. Nerede benim hazinem? Ben sadece bunu buldum. Kaptan. Bırak onu yerine. O karıma gidecek hediye. Britanya altınını bir yere saklamış olmalısınız. Beyler o hazineyi asla geri alamayacaklarından emin olalım derim ben. Acıyın biraz canım. Yemediğimiz her şeyi canavara attık zaten. Size doğruyu söylüyor. Bırakın bizi gidelim Sven. Burası şu dev canavar koca ağızlı Bessie'nin bölgesi. Koca ağızlı Bessie'mi yandık. Kesin şu saçmalığı ve acele edin biraz. Siz kokmuş balıklar aç kalmanın ne demek olduğunu şimdi öğreneceksiniz. Biraz kilo vermek size iyi gelecek. Ama biz zaten çok açız Sven. Oo, gözlerim yaşardı desem yeridir hani. Hoşçakalın. Yiyecek bulamazsak çok yakında son nefesimizi vereceğiz. Çok haklısın, verebiliriz. Kaptan, oğlunun başına güneş geçmiş. Hayır, dinleyin. Ben iplerin altından kayacağım. Hepiniz aynı anda nefes vermelisiniz. Bu işe yarayabilir. Söylediği şeyi yapın çocuklar, nefes veriyoruz. İşte. Yaşasın! Kurtulduk! Şimdi aldıkları her şeyi geri verecekler. İyi ama nasıl? Tamam, buldum. Canavarın yanına geri dönmemiz gerek. Canavara dönmem. Hadi çocuklar. Ağzı. Deneme bir keyif bir keyif. Merhaba Bex'i. Ya bu şu canavar koca ağızlı besi gerçekten de bu civarda dolanıyorsa patron. Saçma sapan batıl inançlar bunlar. Bu besi. Yemeğe geliyor. O zaman hemen uzaklaşalım buradan. Kürekleri. Açılmıyor. Mesleğin çok kötü. Açım.
İşe yarıyor. Kaçıyorlar. Ha? Ama İvan'ın hediyesi kaldı. Benim dediğim gibi yap babacığım. Heykel. 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 Hayır, o bizde kalsın bari. Heykel. Daha hızlı, çabuk. Heykel. Heykel. Hamdı. Şimdi eskisinden bile daha fazla yiyeceğimiz var. Şuna da bakın. Bu heykelin değersiz olduğunu kim söylemişti, ha?